Suzuki, senin yorumlarını dinliyoruz. Tamam. Şöyle şimdi... hem çek hem tamam. Konuş. Şimdi biz Kavakkale'ye doğru gidiyoruz. Kawasaki ilçesinden geçtik. Şimdi Kamakura ilçesine giriyoruz. Kamakura nasıl bir yer? Kamakura Japonya'da ilk kurulmuş samurayların başkenti. 1142'de 1142. Evet. Pardon. 1192'de 1192. 1192'de Minamoto no Yoritomo tarafından açıldı. Minamoto Yoritomo aslında imparatorlarının koruyucuydu. Ama sırf gücüyle iktidara çıktı. Yani imparatorlardan, imparator ailesinden başka ilk iktidara çıkan samuray ve samuray ailesi Minamoto ailesidir. Onun başı Minamoto no Yoritomo'dur. Onun kurduğu şehir Kamakura. Şimdi Kamakura'ya iniyoruz. Turistik bir yer, tatil yeri burası. Buralarda normal insanlar yaşıyor ama birazdan turistik bölgesine giriyoruz. Turistik bölgesinde tapınak binalar, Budist tapınakları, Shinto tapınakları var. Çok güzel evler var. Bunların otopark problemi yok değil mi? Otopark problemi yokmuş burada ama. Kamakura'da ve deniz arasında yapılmış bir kenttir. Diğer tarafında eskiden Minamoto ailesinin oturduğu yerler vardı. Deniz kenara doğru çok büyük cadde açıldı. Biz o caddenin başındaki Tsurugaoka Hachimangu Shintoist Tapınağı'na ilk olarak gidiyoruz. Sakuraların çiçekleri dökülmüş yalnız. Maalesef Tokyo'daki yetişemedik. Ama Kamakura aslında çiçekleri de çok ünlü. Budist tapınakları var. Şansımız varken Budist tapınakları zaten güzel çiçekleri görebiliyoruz. Şu an görme şansımız var mı? Şansımız var ki bir şey neymiş? Çiçeğinin Türkçesini bilmiyorum ben. Ha, anladım. Neyin? Onlar duruyor olabilir diyorsun. Evet. Tsurugaoka Hachimangu'da açıldığını yazıyordu o çiçekleri. Şansımız varsa. Biliyorsunuz 200'e yakın çeşit vardı. Onlar da tavaşma zamanları farklıymış. Eğer şanslıysam buradakilerin o yani topraklardaki geç açmış olabilir. Zenginlerin yazılıkları da çoktu eskiden beri.
Yazın geliyor, yazın geliyor, kışın ayrılıyor. Hem de imparatorunun yazlık sarayı da burada var. Hayama bölgesinde. Otobüs geliyor. Japon müteahhitler burayı henüz keşfetmiş değil galiba. Ortaya gelmeye başladı. Deniz kenarına yavaş doğru yavaş gidiyoruz değil mi? Evet. Şimdi denize ulaşacağız. Biraz önce denizden biraz içeriye gidiyoruz. Ondan sonra yemek yemeye deniz kenarına iniyoruz. Önce tapınağa mı gidiyoruz? Tapınağa gidiyoruz. Tamam. Sonra yemeğe. O zaman burada sonlandıralım, sonra tapınakta tamam. Devam ederiz. Tekrar devam ederiz. Tamam, teşekkür ederim. Evet sevgili izleyiciler, Tokyo'dan Kamakura'ya olan yolculuğumuzun bir bölümünü izlemiş bulunuyorsunuz. Birazdan tapınak ziyareti gerçekleştireceğiz. Orada tekrar beraber olacağız sizinle. Hoşçakalın.